Mıhlamayı yaptın mı? Tamam, bu akşama hazır. Mısır ekmeği? Onu da yaptım. Laz böreği? Ha işte oraya dur. Hamsili pilav göremiyorum. Ya pişi, pişi. Tamam. Hayla hayla lan. Nerede kaldı bunlar? Cürbüz! Ekmedin mi çişini hala? Geç kaldım. Geldim küçük dedi. Bir hamsi yiyeyim mi? Hamsi daha pişmedi. Gel, gel sarma ye sen. Hamsi niyetine mi? He, hamsi niyeti. Ya bir çalamadılar be. Bas ula bas, bir daha bas. Ya ne arkanlıymışsınız be arkadaş. Daha duruyorlar orada. Geç kaldık, haydi haydi. Geldik, geldik. Ya uşağı teyara indi bile. Tamam, tamam. Hiç gelemediniz ya. Ben çaldım dede. Geç ula arabanın içine. Dur. Ettin mi çişimi? Ya herkes çişimi sorar. Ettin. Hadi geç arabanın içine. Hatice. Hatice. Ha, Eltim. Ha. Hamsili pilav yaptım fırında. Bir bakıver de yanmasın ha. Aa, tamam tamam bakarım. Hadi geç kalmayın siz. Geç kaldık haydi haydi. Uy. Hadi kolay gelsin. Bağır bağır. Başkaları için. Parala kendini. Geldim geldim. Ay gittiniz mi? He gittik geldik. Haydi geç geç. Hey. Ya Sevda nerede? Kendi gelecekmiş, işi varmış. Ya bundan mühim iş olur mu? Abisi Amerika'dan geliyor ya. Motorla gelecekmiş havaalanına. Ne? Patlatla oraya gelinir mi? Havaalanı ta neresi? Geç ol arkaya hamsi. Oraya ben binacağım. Haydi kaptan uyuma, geç geç. Su, hava, doğa, temiz, tertemiz. Su, hava, doğa, temiz, tertemiz. Su, hava, doğa, temiz. Ömer, ben birazdan gideceğim. Nereye gideceksin ya? Abim geldi kızım Amerika'dan. İyi de sen gidersen slogan eksik kalacak. Doğa, temiz, tertemiz. Su, hava, doğa, temiz, tertemiz. Emine, aradın mı Sevda'yı? Abi aradım. Açmayın. Allah Allah. Yırtılacağım ortadan içiye ha. Ha gittiler gittiler. Sanki hacı karşılamaya gidiyorlar. Ha babanı bir görsen onlardan daha telaşlı. Karşılasınlar bakalım. Babamın hası oğlu Celi. Murat Bey. Amerikalı Murat Bey. Biz gelsek hiç karşılamak düşmez aklına. Tamam, tamam. Üzme tatlı canını. Gelsin bakalım. Kaçta gelecekmiş Murat? Ya ne zaman geleceğini bilmiyorum da bugün gelecekti. Seni çağırmadılar mı? Sevda çağırdı da ben işim var dedim. Yani hem gelse ne olacak ki? Yıllar geçti. Orası öyle tabii de... ...hani ben ayıp olmasın diye demiştim. Neyse sen bilirsin. Bir daha ara Emine. Geldim. Nereye sor? Geldim amca. Şimdi vardı biraz. İndi mi teyare? Bilmem bakarız şimdi. 002 sefer sayılı New York İstanbul uçağı havalimanımıza inmişti. Geldim. E hadi bırakın uyuşuk be. Flight 002 from New York İstanbul has landed. Ya amca. Daha dur uçak inecek. Pasaport kontrolü var da onun gelmesi. Evet. Hadi abi jet. Ya baba bir dur şu yeleğini çıkar. Var mı üstünde metal var mı? Metaller ötüyor. He. Hah çıkar onları. Ne oluyor? Çıkardın mı? Hah.
Haydi geç. Tursun geç. Geç. Demek geliyor ha. Ha. Büyük adam. Ailenin altın çocuğu mahalleye geri dönüyor. Herkesin haberi var mı bugün geleceğinden? Bilmem, senin herkesten kastın ne? Kastım yok. Herkes işte. Nazlı. Mesela. Mesela. Bilmem, vardır mutlaka. Bizim Sevda uçurmuştur haberi. Vardır. Neyse, sen ne kadar istiyorsun? 3. Yok, az dur. Yok. 5. 5.000 yeter. 3, 5. Borcu ne kadar oldu, haberin var mı? Ödeyeceğiz oğlum. Bu kadın yaramaz sana. Of Cemal, gene başlama. Bak kaç kere söyledim, ben seviyorum. Sana ne? Bana bir şey değil. Kadın evli, paralarını götürüyor. Sen veriyor musun, vermiyor musun? Bununla ve faizleriyle birlikte borcun 252.000. Kaç? Oğlum saçmalama, o kadar olmamıştır. Oldu. Çok açıldın, nasıl ödeyeceksin sen bunları ya? Karşılığında bir şey de yok. Cemal, ihtiyacım var. Bana verdiğin sözü yerine getir. Babamla amcanın tekneyle ilgili vekaletini bekliyorum. Getireceğim. Yapabilecek misin? Allah Allah, ne demek yapabilecek misin? Vekalet bende zaten. Tamam. Bak, bu son ama. Eğer vekaleti getirmezsen para da yok artık. Eyvallah. Ya daha gelmedi. Ben bakarım, daha gelmedi. Hoş ama. Çaldı. Dayı. Yürümez. Hoppa. Ne işin var senin burada? Tatile çaldım. Oh. Baba. Hay uşağım. Hay aslan. Hey dayı. Ulan dursun. Yeter. Çekil daha. Hay aslanım benim be. Cazımız yollarda kaldı. Nasılsın amca? İyiyim. Seni cordum, daha iyi oldum ha. Anne. Yavrum. Allah'ıma çok şükür. Çok şükür. Aman, ne ağlamak yetti. Ha? Ha? Söz vermiştim. Ha? Ağlamayın. Tutayım dedim kendimi. Tutamadım. Sevda. Abi. Nihayet görebildin beni. Gel bakalım, ufaklık. Ya abi, hala mı ufaklık? Çok özledim seni. Ben de seni. Gözünüz aydın. Aman ne güzel, ne güzel. Sağ ol, sağ ol. Yeğenim Amerika'da cıldı da. Boyu uzamış biraz Tursun. Eskiden daha kısaydı. Yok abi, zayıflamış, sana öyle geliyor. Uzamış. Aha bu kadar. Bitti. Abi saçları falan da uzatmış. Bir şekil yapmışsın sana. Oo, siz iyice abarttınız ama. Hadi. Hadi gidelim. Sevduğu yemeklerden yaptın mı? Yaptım abi, yaptım. Raspberry'yi de yaptım. Yaşa, eline sağlık. Herkes iyi mi? Herkes derken? Gayet açık, herkes. Bütün mahalle, İstanbul, Marmara bölgesi. Anlaşılmıştı sevgili abici. Herkes çok iyi, İstanbul çok iyi. Nazlı da gayet iyi. İndi. Öyle mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
Kiminle konuşuyordun sen? Murat'ın uçağı inmiş. Bak sen. Merak ettin yani. Uf anne ya. Yani öyle imalı imalı bakma. Bunca yıl sonra ne olabilir ki? Ne olmuş bunca yıl sonra? Çok uzun zaman oldu anne. Kim bilir neler değişmiştir. Belki de hayatında başka biri vardır. Ne dedin sen? Bir şey demedim. Dedin, dedin. Demedim. Hadi geç geç, çok merak ediyorum, çok anlatıyorum. Çok heyecanlıyım, bugün doktordan sonucu vereceğim. Ay tamam, sakin sakin. Baksana ellerime. Tamam, Turgay'ın haberi var mı? Kesinleşmeden haber vermek istemedim. Her seferinde hayal kırıklığına uğruyor. Ben de tabii. Şimdi senin bebeğin mi olacak? Umuyorum, bekliyorum, diliyorum. Ben de heyecanlandım şimdi. Ben ne olacağım peki? Nasıl yani? Yani halısı mı olacağım, teyzesi mi olacağım? Ne bileyim ya, üf çok güzel. Ben de mi evlensem acaba? Evlen. Evli. Çay söyleyelim mi? Söyleyelim. Murat! Bu ne biliyor musun? Fidan. Bu öyle senin bildiğin fidan değil. Bu sensin. Bu fidanın adı Murat. Yok ya. Adaşım yani. Ha? Seni Amerika'ya yolcu ettikten sonra bu hasretlik çok zor geldi Emi Cennap'a. Senin adına bu fidanı diktik. Ulan baktıkça seni gördük. Hava soğuduğunda üşümesin diye sarduk sarmaladık. Biraz boyatınca da bayram ettik. Biliyor musunuz? Siz bu fidanın üstünü her örttüğünüzde ben orada hissettim. En bunaldığım, sıkıldığım zamanlarda İstanbul'da beni düşünen bir ailem var. Beni seven bir ailem var dedim. Babam var. Amcam var. Annem var. Kardeşim, yengem, Yunus var dedim. İnsanın özleyebileceği bir ailesi olması çok güzel. Oy. Özledin değil mi bizi? Özlemez olur muyum? İşte bak ben sana dedim. Bizi unutmayacağını. Ya ben ne şanslı bir adamım. Şu anda kim bilir kaç kişi böyle bir ailenin özlemini çekiyordur. Birisi beni sevsin, özlesin diye her şeyini vermeye hazırdır. Ha bir de ne dedim baba? Murat gelince bir boynu ölçelim dedim. Bakalım fidan mı buyurdu Murat mı? Ha dedi dedi. Geç bakayım şu fidanın yanına. Geç geç geç. Abi büyümüş, haklısın. Ya gördün mü? Demedim mi sana? Uç parmak, uç. Haklısın, haklısın. Hadi eve gidelim. Haydi, haydi. Alo. Evet, benim. Şimdi mi? Yarın olabilir mi? Yani ben şimdi geldim İstanbul'a. Tamam. Peki. Görüşmek üzere. İyi günler. Ne oldu oğlum?
Baba benim bir yere uğramam gerekiyor. Ya nereye gideceksin? Şimdi geldin. Gelmeden önce sözleşmiştik amca. Merak etme, yemeğe yetişeceğim. Ama gitmeden önce bir yengemi göreyim. Elini öpeyim. Hadi gidelim. Hadi. Ne haber? Ne oldu? Ne kadar havasız burası ya. Nasıl oturuyorsun? Aç canım aç, iyi oldu. Dinlen o zaman sen biraz. Dinlenmek istediğimi kim söyledi? Bir arkadaş şarap getiriyor. Ben içmeyeceğim. Çay yapayım o zaman normal. Ekinezya, ekinezya içersin sen. Ya Selin bir dinler misin beni? Doktorun yanından çıktıktan sonra... Dinlemek istemiyorum. Ne? Evet artık bu konuyu kapatmanı istiyorum. Bak şimdi doktorun yanından çıktıktan sonra öyle kendimi havada buldum. Böyle ayaklarım yerden kesilmiş. Hiçbir şey duymuyorsun, görmüyorsun. Evet, gerçekten de görmüyorsun. Sadece bebek, hamilelik tüp bebek. Başka hiçbir şey gördüğün yok. Ya bir dinle. Taksiye attım kendimi. Aferin, lütfen yeter artık saçmalama. Bu dünyada herkes anne olmak zorunda değil. Tabii ki zorunda. Bir dinler misin? Takside hiç... Hayır değil. Herkes doğurmak zorunda değil. Yahu doğanın kanunu bu. Her canlı ölmeden bir yavru yapar. Balinalar, dinozorlar, kuşlar, filler. Yok, sen iyi değilsin. Gerçekten iyi değilsin. Gel şöyle otur. Gerçekten bir psikiyatristen falan yardım almak ister misin? Ya hepsi meslektaşım. Tanıyorum. Geç. Yaban keçileri, koyunlar, kertenkeleler, fareler, kediler, köpekler. Ya yeter. Ne yapıyorsun be manyak? Ya kendine gel artık. Ya bu dünyada sen de görevini yapmayıver anasını satayım. Yani zaten 5 çocuk doğuranlar var. Onlar senin yerine de yavruluyorlar. Merak etme. Sen benim arkadaşım olarak kal. Lütfen. Selin, doğacak çocuğun nesi olacaksın? Teyzesi, halası, cici annesi. Senin çocuğun olmayacak. Olmuyor. 2-3 senedir bunları konuşuyoruz. Anla artık. Olmuyor çocuğun senin. Kabul et bunu ya. Yahu kızım, sen benim çocuğumun nesi olacaksın diyorum ya. Anlasana. Ya gerçekten inanamıyorum. Sen laftan anlamıyorsun. Kendini de beni de rahat bırak. Yalvarıyorum sana. Ah. Ne yapıyorsun be? Ya hamileyim. Ne? Bebeğim olacak. Hamile misin? Evet, doktor söyledi. Kızım niye baştan söylemiyorsun şapşal? Söylüyorum şapşal, dinlemiyorsun ki. Nasılsın yenge? İyiyiz işte. Şükür geldin artık. Sevindirdin bizi. Yunus yok mu? Ne yapsın uğraşıyor balık maluk, onun da kaderi. Herkes bir yerde ekmek peşinde koşayı. Tek ne de dur şimdi. Tamam. Ben gider görürüm onu. Aa, ne yapıyorsun ya? Bir dakika dur. Ya lütfen, gıdıklanıyorum ama. Ay, dinliyorum, bir dakika dur. Ya nesini dinleyeceksin? Daha 1,5 aylık bebek seninle konuşacak mı? Ya 2 dakika durmadın dır ya. Vallahi bana derken sen delirdin Selin ha. Ay kız mı erkek mi acaba? Göreceğiz. Kalk hadi. Bu arada ben kararımı verdim, teyze olacağım ben. Teyze dedin bana. Tamam, teyzelerin en güzeli. Peki. Yatayım. Hayır. Biraz dinle. Hayır. Ya nereye kaldın? Ver şu bezi. Ya bağırma, ne acele? Ya çocuk gelecek. Daha masayı, işi hazırlamadık. Yaparsın, geç mi kaldın? Anası babası senin kadar ilgilenmeyi. Gürbüz, bulamadın mı seyyari? Getirdim. Ne zaman geleceğini söyledi mi Murat? Yo, bana bir şey demedi. Yalap şap el öptü gitti. Bana dedi çok geç kalmam dedi. İyi. Bir geldi, bir cıttı. Göremedim telaştan. Ha, ben de göremedim ya. Hadi cıt. Özledin mi la dayını, Hamsi? Çok özledim. Ben de çok özledim. Herkes özledi. Nenem, dedem, sevdalam ama en çok ben özledim. Aferin ula, aferin. Hadi Selinciğim. Aa, bir dur ya, Allah Allah. Baba dayının haberi var mı? Yok.
Bütün gece ofiste işim var dedi. Ama ikna ederim. Aa. Sürpriz yapıp yemeğe götüreceğim. Of. Daha rezervasyon yaptırmadım. Hadi Selin. Aa, tamam bir dur ya. Ben burada hamile arkadaşıma biraz titiz davranmaya çalışıyorum. Bitti işte. Dön bakayım bir bakayım sana. İyi mi? Vay be. İşte dünyanın en güzel annesi. Süper. Kocam bu gece seni yeniden keşfedecek kızım. Anne çok güzel yemekler. Oy. Hamsini pilavdan da koy. Dur canım. Muhlama nere dur Sevda? Geliyor. Geldi. Oy. Dumanı üstünde, dumanı üstünde. Ellere dikkat, çok sıcak. Dur oğlum, ne diyorsun? Yanacaksın. Ya Hamsiyeciğim. Dur dur, ben vereyim. Aç ağzını, aç. Oy. Hamsi hamsi yuttu. Aç bakayım ağzını ha. Ulan sen de özlemişsindir hamsiyi. Havşak ha, afiyet olsun. Çok özlemişim anne. Bütün yemekler çok güzel, ellerine sağlık. Afiyet olsun oğlum. Ben yalnız yapmadım, yengenle birlikte yaptık. Sen ye, biz sana hep yaparız. Yenge senin de ellerine sağlık. Afiyet olsun. Özlersin tabii. Var mı böyle yemekler Eylül'ün Amerikalarında? Yok. Vallahi yok amca. Bir gece hamsi krizine girdim. Okuldan geldim. Nasıl da yorgunum. Açım da. Gözümü kapatıyorum. Hamsili pilav görüyorum. Nasıl canım istedi. Birkaç tane Türk arkadaş vardı. Onları aradım. Hamsi bulabilir miyiz dedim. Delirdin mi dediler. Delirdim deseydin. Hamsi delisi oldu. Aynı böyle bir masa hayal ettim. Şimdi evde olsam şahane bir hamsi yerdim dedim. Yerdin tabii. Celaydın. Vallahi gelecektim. Son anda vazgeçtim biletimi almaktan. Sonra yattım. Düşündüm. Hamsi bahaneydi. Ben sizi görmek istiyordum. Selin ya. Ya acaba hala mı dese? Of olur. Ya ama o zaman Turgay'dan dolayı olur. Olmaz, teyze demesi daha iyi. Tamam Selin'cim, teyze desin. Ya şu güzelliğe bak ya. Kızım var ya, senin hem hamile hem evli olduğuna kimse inanmıyor bence. O yüzden herkesin gözü senin üstünde. Ay abartma seni. Bakmıyorum, dönmek istersen. Hadi görüşürüz, geç kalıyorum. Haber ver bana o zaman. Tamam. Hadi görüşürüz. Ay, ay. Gadex. Hadi. Cürbüz! Ulan ne diyeceğimi unutturdum. Estağfurullah. Oğlum bir sürü ekmeği de al. Var anne sağ ol. Hadi uzat uzat. Al şunu. Cürbüz! Uç çamaçayı getir. Dayın özlemiştir çamaçanın sesini ha. Bak bak bak. Koş. İyi ki gelmişim. Bir daha hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni bir daha bir yere gönderen çim. Cürbüz nereye sun? Ya bir dur, bir sabret. Ulan karışma bana. Bir oran edeceğim yeğenimle ha. Oo amca, yüzün çok havalı duruyor. Deden undur. Ulan çıkmıyor ha. Ne inatçı yüzük. Ha çıktı. Ver bakayım elini. Ne yapıyorsun amca? Ver ver. Oldu. Sen undur.
Bunu sana dedem vermiş. He, verdi o. Yüzük benimdir. Ben de sana veriyorum. Sağ ol amca. Kıymetlidir ha. Sakın parmağından çıkarma. Çıkartmam. E haydi, haydi. Cürbüz, ben taktım nişanı. Sen bulamadın mı Cemancı'yı ha? Bulamadın mı? Ne abi be. Nazlı niye gelmedi? Söyledim abi ama gelmedi. Bir şey mi oldu acaba? Neyse, boş ver. Ne yapıyorsun evde? Film izliyorum. E gelsene, hep beraber yemek yiyoruz. Abim de orada. Aa, yok ya, kalabalık şimdi, ben sıkılırım. Saçmalama Nazlı. Biz bizeyiz işte. Hem ne yapacaksın evde oturup? Bunalım mısın, nesin ya? Bak abim de seni sordu. Yürü hadi. Yok ya Sevda, gerçekten. Keyfim yok. Ya yapma öyle, biz yarın görüşürüz. İyi aman. Sana iyi film izlemeler o zaman. Tamam. Gitmeyecek misin? Bilmiyorum. Ne yaptınız? Buluştunuz mu? Yok, şimdi gidiyorum ofisine. Ha, bana bak. Sen şimdi böyle pat diye söylersin. Biraz alıştıra alıştıra söyle. Tamam, tamam. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Makarna yaptım. Yanına da ton balığı. Ay nasıl canım çekti. Aman artık sana da hiçbir şey söylenmez yani. Yok onu canım çekti, yok bunu canım çekti, yok bebek hakkı, yok bilmem ne derken bittik vallahi. Vallahi hiç konuşma. Siz istediğiniz çekeceksiniz beni. Bana da ayırma. İyi tamam, ayırırım. Turgay'a selam söyle. Söylerim. Ha bak, bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben öyle kendime cici anne falan dedirtmem. Ne öyle büyük anne der gibi. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Durur musunuz? Siyah arabayı takip eder misiniz? Ula Tursun, yavaş yavaş. Çekeceğim. Dur tamam vereceğim. Yoruyorsun kendini. Hasta olacaksın. Ulan ne diyorsun? Horon insanı yorar mı? Tedavi eder, tedavi. Ayağı diker. Ayağı diker, ayağı. Sevda. Nazlı gelmedi mi? Yok, işi varmış. Ula uşağı, gel gel. Çişini ha? Ettim dede ya. Aferin Cürbüz. Aferin. Böyle böyle. Devam. Devam. Aa geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Gözünüz aydın.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Sağ ol. Nazlı Hanım, neresi onu? Horon edeceydik. Ben bilmiyorum ki. Uy! Horon nasıl bilmezsin? Ula Tursun, neden öğretmedik bu kıza? Bilmiyorum. Tursun! Vur kemençonun teline, ha! Aferin Nazlı, aferin. Nazlı Hanım, daha hızlı, daha hızlı. Ha, ha. Ne haber anne, ne yapıyorsunuz? Ne yapalım oğlum, bahçedeyik işte. Amca vallahi gençlere taş çıkartırsın lan, maşallah. Keyifler yerinde herhalde. Baban işte, coştu yine. İyi hadi, kapatıyorum ben. Oh, eğlenin bakalım. Vurun oruna. Reis. Ne var? Para isteyecektim reis. Ne parası lan? Kaç haftadır para alamıyoruz reis. Çoluk çocuğa para göndereceğim. Oğlum balık yok. Balık yoksa para da yok. O para yoksa hiçbirimize yok. Çocuklar aç reis. Ulan oğlum sana yok diyorum işte, yok anlamıyor musun? Zaten kaç kere söyledim borç batağını yüzüyorum diye. Hadi bas git. Söyledin mi? Nermin'in önündeyim. Ne işin var orada? Turgay içeri girdi. Nereden biliyorsun? Takip ettim. Canım bak şimdi öyle aklına abuk subuk şeyler getirme şimdi, sen beni bir dinle. Bir kere o apartmanda sadece Nermin oturmuyor değil mi? Yani başka biri olabilir, başka bir iş için oraya gitmiş olabilir. Ayrıca Nermin bile olsa ne olacak ki yani? Nermin'e de bir şey danışmış olamaz mı? Olur. Ofisteyim dedi ama niye söylemedi? Söyleyecektir mutlaka. Sana mutlaka söyler. Sen biraz sabırlı ol. Orada da bekleme, eve git. Tamam mı bir tanem? Aklına öyle kötü şeyler getirme. Tamam. Hadi eve git ama. Tamam mutlaka. Tamam gidiyorum. Keşke sen de gitseydin yemeğe. Neye gideceğim ya? Yesinler işte yemekler. Sağ ol hayatım. Sen olmasan ne yapardım ben? Size söylemek istediğim bir şey var. Ne? Ama daha önce söylemedim diye kızmak yok. Baştan söyleyeyim. Evlendin mi yoksa? La ilahe illallah. Yok. Ben pilot oldum. Ne? Pilot mu? Nasıl ya? Uçak mühendisliğini bitirdikten sonra 2 yıllık pilotluk eğitimi aldım. Nereden çıktı bu pilotluk? Ha, insanın bir ayağı denizde, bir ayağı karada olmalı. Havada olur mu? Yok baba. Havada aynı deniz gibi. Bir tanesinde dalgaların üstünde gidiyorsun, diğerinde bulutların üstünde. İkisi de aynı. Aman be oğlum. Benim bu işe hiç aklım ermedi abi. Yani sen şimdi bulutların üstünde mi uçacaksın? Oy. Hadi hadi oğlum, pilot oldu diye hava atarsın artık. Aman be. Af kurma sen de. Baba, amca. İkinizi de bindireceğim. Göreceksiniz. Ula Tursun. Binecek misin? Ha? Sen bizi zor bindirirsin ha. Nazlı.
Turgay. Hoş geldin, geciktin. İşim uzadı biraz. İşin olmasaydı yemeğe çıkalım diyecektim. Aa, öyle mi? Olsun, şimdi konuşuruz. Tamam. Benim de zaten seninle konuşmak istediğim bir şey vardı. Önce sen mi söyleyeceksin, ben mi? Nasıl istersen. Sen söyle. Üzüleceğini biliyorum. Ama bunu benden duymanı istiyorum. Tamam, dinliyorum. Ayşe. Ben başka birine aşık oldum. Aşık mı oldun? Evet. Peki kime? Kim olduğunun önemi var ki? Doğru. Ayşe, çok özür dilerim. Boş ver Turgay. Peki sen ne diyecektin? Hiçbir şey. Bu senin için. Öyle mi? Umarım beğenirsin. Teşekkür ederim. Küçük bir New York hatırası. Artık buradasın değil mi? Evet, buradayım. Sen neler yaptın görüşmeye? Aslında her şey aynı. Bıraktığın gibi. Öğretmenliğe başlamışsın. Evet. Tek değişiklik o. Sen de uçak mühendisi olacaktın, pilot olmuşsun. Evet, çok istiyordum. Sevindim. Buralardan uzaklaşmana değmiş desene. Evet ama kolay olmadı. İnsan özlüyor buraları. Özlemişsindir tabii. Çok uzun zaman oldu. Geç oldu. Tamam. İyi geceler. Sana da. Teşekkür ederim. Yakşuttun yüzünü. Duramadın. Çıkardın, verdin yüzüğü. Verdim. Ne olmuş? Senin oğlun dururken hep Murat. Ya ne çar. İki lokma keyfimiz vardı, kaçırdın ha. Yunus'a ne diyeceğiz? Ya ne Yunus'u? Hesap mı vereceğim? Kime istersen veririm. La ilahe illallah. Öf, öf. Birkaç eşyam kaldı.
Onları da alıp çıkacağım. Ayşe'yle konuştun mu? Mesajım var, okumak ister misin? Tamam, ben okuyayım o zaman. Ayşe'yle konuştun mu? Kim peki? Söylemiştim zaten. Yok, söylememiştin. Hiç utanmadınız değil mi? Sen kocam, diğer en yakın arkadaşım der mi? Nasıl yaptın bunu ya? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Kocam dediğim adam, yatağa girdiğim adam, iyi gün kötü gün için kendimi teslim ettiğim adam. İkinizin de Allah cezasını versin. Ayşe. Ayşe, çok özür dilerim. Ama insan duygularına engel olamıyor. Oldu işte. Oldu işte. Bu kadar basit, bu kadar kolay bir açıklama. Söylesene, niye senin hayatında oluyor da benim hayatımda olmuyor? Bir şey söyle, bakma öyle. Ayşe lütfen. Bak, böyle ayrılmayalım. Nasıl ayrılalım? Tatlı tatlı mı ayrılalım? Ayrılsak da arkadaşlığımızı koruyalım mı? İkimizin insan gibi anlayalım mı birbirimizi? Nasıl olsa sen, ben, Nermin arkadaşız değil mi? Defol git. Defol, gözü görmesin seni. Ne eş, ne dost, ne de arkadaş olarak kabul etmiyorum seni. İkinizin de Allah cezasını versin. Nereden çıktı o? Murat New York'tan getirmiş. Hmm. Çok güzel değil mi? Güzelmiş. Bence de. Hani bitti her şey diyordun. Hı? Ya anne ya. Dayı, ne zaman bineceksin uçağa? Yarın ilk uçuş günüm. Biraz erken değil mi oğlum? Buraya gelmeden önce görüşmeleri tamamlamıştım baba. Bugün de oraya gittim zaten. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Yunus, hoş geldin. Hoş geldin Murat. Kuzen, hiç tokalaşmayalım. Benim eller şimdi balık falan kokar. Yok yok, sorun değil. Bir şey olmaz, ben alışkınım. Eyvallah, hoş geldin. Sağ ol. Ben bir üstüm başımı değiştireyim, sonra görüşürüz. Keşke seni dinlemeyip çıksaydım yukarı. İkisini birlikte görseydim. Kuzum, ne geçecektik eline? Boş ver. Hırsımı alırdım hiç olmazsa. Al hadi. Bu ne? Bana dayır dedin ya. Ha, doğru, sağ ol. Ben İstanbul'a gideceğim. Saçmalama. İzmir basıyor bana, nefesim daralıyor. Bu şehir beni sevmiyor, ben de İzmir'i sevmiyorum. Belki İstanbul iyi gelir. Thank you.
Sen de uyumadın mı? Uyuyamadım. Gözümü sıktım sıktım. Uykum gelmedi. Evet. Ben de Aslı'nın yanında değil. Hiç uçağa binmedim. Daha yaşın kaçta uçağa binmedim diye yakın iyisin. Ha? Alacağım mı? Olmaz. Alamam. Ama ben çok merak ediyorum. Cız cızacaksam kim seviyorum neden? Kaçak bineceksin ha? Hı hı. Olmaz. Yarın ilk günüm. Ama başka zaman söz. Söz mü? Söz ula. Yılan diye nilüfer dişlesin mi? Dişlesin ula. Hadi bakalım. Şimdi yatalım. Hop. Yoksa yarın ben de uçamayacağım. Gel de kaldı. Geç kalacak. Gelir daha gelir. Oh. Geldi işte. Hey maşallah. Hey maşallah. 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 Şu hale bak. Abi nedir? Abi ne kadar yakıştı sana bu pilot kıyafeti ya. Oğlum ne zaman döneceğiz? Çok geç kalmam. Öğlene burada olurum baba. Ya öğlene kadar ta İzmir'e nasıl çıldırıp çalacaksın daha? Bir saat gidiş, bir saat de dönüş zaten amca. He. Geldim. Oy. Ay pek de yakışıklı olmuş maşallah. Al bunu da yanına. Bu ne anne? Yolda uçakta yersin. Anne kuru köfte falan da yapsaydın. Uçakta piknik yaparlardı. Sağ yapsamaydım. Of anne of. Sevda. Ana! Eğlenir mi bu benimle? Eğlenir miyim ben seninle? Yarım ben seni. Hadi oradan. Anne, bir iki saate döneceğim zaten. Geldiğimde bunların hepsini yiyeceğim. Söz sana. İyiyim hadi. Hadi, hadi yolun açık olsun oğlum. Teşekkürler. Cula cula cid. Cula cula cel evlat. Akşama geç kalmıyorsun. Evet. Siz beni her uçuşa gittiğimde böyle uğurlayacak mısınız? He, ne sandın ya? Allah'a ısmarladık. Ha? Evet kaptanım. Hayırlısı olsun. Teşekkürler. Gürbüz! 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 Buradayım. Ay. Ula Hamsi, ne işin var dalda? Ya dayıma bakacağım. Ula dayının ağacın tepesinde işine. Ya geçecek uçakla, geçecek. Bu ne dayın, bu ağacın üzerinden mi geçecek? Geçecek. Geçecek. Ya geçecek işte. Allah Allah. Bekle, bekle. Bekleyeceğim işte.
Heyecan var mı? Evet, biraz. Normal, normal. İlk uçuşta ben de böyleydim. TC Merkel clear for takeoff runway. After airborne contact departure 126.4. Pist açık kaptan. Thank you, have a nice flight. Kalbin ikiye bölünmüş. Bir tarafını istiyor, bir tarafını yok diyor. Kimin için diyor? Ne bileyim kızım, onu sana sormak lazım. Oo anne, sen de her şeyi görüyorsun, en önemlisini göremiyorsun. Fal işte kızım bu. Vallahi ben bu kadar bakabiliyorum. İstemiyorsan bırakayım. Yok yok, şaka yaptım, devam et. Kimse o kişi artık. Sana dönmüş yüzünü. Bak, sen de ona sırtını dönmüşsün. Yüz vermiyorsun yani. Bildiği şeyleri fal diye yutturuyorsun ya anne, inanamıyorum. Uzaktan biri de sizi izliyor. Kim? İpotek işlemi tamam. Bundan sonra teknenin yarısı bana ipotekli. Cemal, borcu ödeyince ipoteği kaldıracaksın. Kaldırırız tabii sen. Hele bir borcunu öde. Ne yapıyor senin kuzen? Kuzen. Benim kuzen pilot olmuş. Uçuşa gitmiş yüzbaşı Volkan. Pilot ha? Ya. Vay be. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tamam anne, tamam. Geldim. İstanbul'dayım. Şimdi servisten indim, geliyorum. Yok yok, korkmadım. Tamam, görüşürüz. Bu çocuklar ne zaman büyüdü? Hiçbir şey anlamadım. Yoksa biz mi yaşlandık? Yaşlandık diyorsun ha? Yok be Tursun. Yaşlandık abi ama o kadar değil. Çünkü elimiz ayağımız tutar. Aklımız yerinde dur. Murat'ın celduğu iyi oldu. Heh, bir rahatladık be Tursun. Ciddi okudu oralarda. Aklı başında. Adam oldu. Bizim Zibulu'dan bir şey olacağı yok. Bak bak Tursun. Görüyor musun? Yener çöplüğe çevirdiler denizde. Boşuna kaçmadı balık. Ha bunlardan. Artık söylesen de kimse anlamay. Esas Yunus da iyi çocuktur ha. İyidir tabii abi. Ne bileyim. Şimdiye kadar bir saygısızlığını görmedik. Ha okumadı olsun. Herkes okuyayım mı? Ama o da geçti. Teknenin başını. Murat da okumasaydı o da teknede olacak. Biz bugün varız, yarın yokuz be Tursun. Murat ona da sahip çıkar. Bizim gibi. He biz neler çektik. Birimiz düştü, öbürümüz kaldırdı. He onlar da bizim gibi olacak. Ha tabii. Şaşırdım. Bu sabah geldim. Hoş geldin. Hadi geç içeri. İyisin değil mi? Bir terslik yok.
Bundan sonra İzmir bitti benim için. Boşanma davası açacağım. Hayırlısı ne diyeyim? Oluyor işte böyle şeyler. Evet oluyormuş. Bir yer bulana kadar seni de rahatsız edeceğim. Saçmalama. Koca evde yalnızdım zaten. Sıkılıyordum. Senin gelmen iyi oldu. Bakalım alışabilecek miyim senden sonra İstanbul'a? Merak etme. İstanbul çok iyi gelecek sana. O kadar ihtiyacım var ki buna. İnşallah dediğin gibi olur. İstanbul'a iyi gelir. Oo reisler. Tekne keyfi ha? Oy pilot, ne çabuk cıldın. Öğlene gelirim demiştim. Teknede biraz değişiklik mi yaptınız? Çıtı pıtı fazla değil. Özlemişim be tekneyi. Biz de seni özledik. Ben şu yukarıları bir gezeyim. Çık çık bak. Ulan Tursun. Bu pilotu biraz dolaştıralım denizde. İyi olur be abi. Biraz deniz havası alsın. Havada dolaştığı yeter. Denizden fazla uzaklaşmasın. Ne olur ne olmaz. Öyle fırfır boşa döndürmekle olmaz. Otur, otur. Önce nereye? Dursun. Anahtar fora. Açığa yol ver. Amca olur mu öyle şey? Ne kadar zaman oldu? Unutmuşumdur ben bunu. Ulan bisiklete binmek unutulur. Unutulmaz. Heh, bu da unutulmaz. Hadi yol ver. Hadi, hadi. Amca. Haydi, haydi aça. Haydi, haydi. Ey maşallah, yürü, yürü, yürü. Haydi, haydi. Yesin oğlu amcası, yesin oğlu babası. Amcan ha? Amcası, yesin oğlu babası, yesin oğlu amcası, yesin oğlu babası. Ne yapacaksın peki? Bilmem kafam o kadar karışık ki. Ama bir çocuğun olsun çok istiyordun. Evet ama o zaman mutlu bir yuvan beni seven bir kocam olduğunu düşünüyordum. Kahve içmem doğru mu? Niye? Ha, bilmem. Neyse ben su içeyim. Bir gün içinde bütün hayatım alt üst oldu. Nasılım baba? Kurt gibi kurt. Deniz kurdu gibi. Ya ne soraysın? Ben öğretmedim mi sana? Ehliyetin de var. İster basarsın Karadeniz'e, ister fizyoloji dersin. Abi, öylesi çok iyi olaymış. Başkası kullanınca tekneyi keyifler KK. Ya ne tuhaf değil mi? Pilot kıyafetiyle tekne kullanıyorum. Bir saat önce havadaydım, şimdi denizde. Ya sen demedin mi? Havada deniz gibidir diye. Ya haydi bakalım, haydi. Ne konuşacağız? Çok zamanım yok. Neden Hazlı? Hala mı aynı şeyi soruyorsun? Bıkmadın mı Cemal? Evet, bıkmadım. Merak ediyorum, neden teklifimi kabul etmiyorsun? Neden denemeye razı olmuyorsun? İstemiyorum çünkü. Nazlı.
Tamam lütfen, ne yapıyorsun? Bunun Murat'la bir ilgisi var mı? Ben söyleyeceğimi söyledim. Şimdi izninle. Murat. Hayırlı günler koca reis. Sana da hayırlı günler Ali. Hayrola, yaramazlık mı var? Koca reis. Dön ne diyeceksin oğlum? Parayla ilgili bir müşkülatımız var da reis. Ne oldu, bir ihtiyacın mı var? Tekneden alacağımız var reis, alamıyoruz. Neden? Baloğa çıkmadınız mı? Çıkmadık reis. Çıksak da zaten paramızı alamıyoruz ki. Neden? Galiba Yunus Reis de bu aralar sıkışık biraz. Nasıl? Borcu varmış reis, öyle duydum. Allah Allah. Nasıl iş ya? Çıkmadınız ha? Borcu var. Kusura bakma reis. Tamam tamam. Darlanma Ali. Ben konuşurum Yunus'la. Baloğa çıkmadınız mı? Yok baba, çıkmadık. Neden? Teknede arıza mı var? Yok arıza falan yok, tekne sağlam. O zaman neden çıkmadınız balığa? Ne oluyor Yaşar? Ne olacak? Oğlumuzun herkese borcu varmış. Tayfalara parasını ödememiş. Nereden çıktı bu borç? Kime borcun var? Ha, nereye borcun var? Nereden çıktı? Cemal'e var. Bir de tayfalara. Ama sen dert etme kendini, ben halledeceğim. Ulan ne diyorsun sen? Cemal'le ne işin olur senin? Bağırma Yaşar çocuğa. Ne diye duymadın mı? Herkese borç yapmış. Daha niye bağırmayayım? Batırmış bizi. Söyle. Ne kadar bu borç? Otuz bin kadar. Ne? 30 bin? Başımın yazıları. Ula ne yaptın bu kadar parayı? Ula ben bugüne kadar yanımda çalışanların parasını eksik etmedim. Kapıma kimse alacaklık gelmedi. Ki Allah cezanı versin. Bir işi beceremedin. Ne oluyor anne? Anlamadım ki oğlum. Bu yaşımda rezil ettin beni aleme. Evet baba haklısın. Haklısın da ben bir şeyi beceremem. Bunu mu duymak istiyorsun? Aç o zaman okullarını, beni iyi dinle. Ben beceriksizin biriyim ben! Çalma buraya! Buraya çal! Buraya çal! Gel dedim! Çal buraya! Dur! Ya ne durayım? Borç yapmış o abuğa! Varma çocuğun üstüne Yaşar! Hep suçlu, hep suçlu! Karışma bana! Suçunu bileyim diye! Turan dur, sakin ol, bir soluklan dur! Ya ne soluklanayım? Batırdı bizi. Tamam amca, tamam. Gel, içeri gel. Belki mecbur kalmıştır amca. Ya oğlum, neye mecbur kalmış? 30 bin lira ne almış? Biz İstanbul'a geldiğimizde üstümüzde ceket yok diye. Bu tekneden geçindik. Herkesi geçindirdik. Kimseye avuç açmadım. Tamam amca. Sen sakin ol, tamam? Sakin ol. Dur bakalım abi, bir dinler anlarlık ne olduğunu. Ya Dursun, ne anlayacağım? Kimden almış borcu? Cemal. Hangi Cemal? Ya var ya. K
Keskinlerin cemali. He. Tamam amca. Ben gider konuşurum. Bir çaresine bakarız, tamam mı? Ya oğlum, nasıl çaresine bakacağız? Elde avuçta yok. Murat'ın arkadaşıdır. Onlar bir konuşurlar abi. Bir de bugün neler söyledim onun için. İyi dur dedim. Ya neler yapmış. Cere alıyorum hepsini. Gülme Dursun. Kolay gelsin. Cemal içeride mi? İçeride ofisinde. Teşekkürler. Merhaba Cemal. Merhaba Murat. Otursana. İşleri bayağı ilerletmişsin. Öyle oldu. Sen de iyisin. İyiyim, sağ ol. Pilot olmuşsun. Mahallemizden pilot çıktı diye herkes gururlanıyor sayende. Ne çabuk duydun? Biliyorsun. Böyle yerlerde haber çabuk yayılır. Kaç kişi mahalleden Amerika'ya gidip yırttı ki? Neyse. Konu ben değilim. Yunus senden biraz borç almış. Evet. Bir miktar aldı. Ne kadar? Epey bir miktar. ₺250.000. 250 mi? Yunus amcama 30 demiş. Yunus'un borcu 30 değil Murat. Koca reise öyle söylemiş herhalde. Azar azar başladı. Sonra arttırdı. Faizleriyle birlikte bu rakama geldi. Niye senden aldı peki? Benim işim bu. İş adamlarını bu boyuta mı taşıdın? Herkesin bir işi var. Benim de işim bu. Bir nevi ticaret. Anlaşıldı. Görmeyeli işleri bayağı ilerletmişsin. Hayırlı olsun. Yunus ne yaptıysa yaptı. Bu bizim aile meselemiz. Senden sadece bu borcu kapatmak için süre istiyorum. Biz eski arkadaşız. Tabii süre veririm. Faizini eklerim. 250-275 olur, haberin olsun. Bu da bizim arkadaşımızın hatırına herhalde. Yok. Arkadaşlık hatırına daha büyük bir iyilik yapıyorum sana. Tekneyi şimdilik almıyorum. Ne teknesi? Babamların teknesini mi almaktan bahsediyorsun? Teknenin yarısı zaten benim şu anda. Nasıl senin Cemal? İpotek koydurdum. Ne ipoteği? Babamın amcamın böyle bir şeyden haberi yok. Yunus'ta vekaletleri var. Olmaz. Olmaz öyle şey. Olur mu olmaz mı? Sen git. Yunus'a sor. Soracağım. Ama bil ki o tekniği alamazsın Cemal. Alırım Murat. Ama şimdilik almıyorum. Alamazsın. Hiçbir zaman da alamayacaksın. Her şey senin olmayacak ya bu hayatta. Yunus Cemal'e borçlanmış. Ne? Amcam söyleyince de abim fırladı gitti. Abin Cemal'in yanına mı gitti? Şu an Cemal'in yanında mı? Evet. Ne yaptı acaba ya? Ya bir şey olmaz herhalde değil mi? Yani bunlar arkadaştılar eskiden. Yok. Yani bir şey olmaz herhalde. Telaşlanma Sevda. Otur biraz soluklan. Söyle.
Doğru mu Cemal'in söyledikleri? Sana ne? Soruma cevap ver Yunus. Cemal'den borç aldın mı? Aldım. Başka? Ne başka? Tekneyi sattın mı? Satmadım. İpotek? Borca karşılık aldı. Ödeyince kaldıracak. Nasıl ödeyeceksin oğlum? Ha? Ben öderim be, sen karışma. Bana bak. Bu işi ben halledeceğim. Ama amcam duymayacak. Anladın mı? Ha? O Cemal'le de görüşmeyeceksin. Amcamın haberi olmayacak. Ne diyorsun oğlum sen? Baba, Cemal tekneye el koymak istiyor. İyi misin baba? İyiyim, iyiyim. Merak etme. Ben bu işi halledeceğim. Amcam duymasın. Nasıl halledeceksin oğlum? Bir yolunu bulacağım. Yarın bir bakayım. Ne toplayabilirsem cıdıp ödeyeyim şu borcu. Gelmedi hala. Kim bilir nereye dur. Yakup'tan alırım. Halil'den alırım. Yok yok. Halil oğlunu evlendirdi. O dardadır. Necati'den alırım. Al bunları. Yeter ki varma çocuğun üstüne. Bırak onları koluna. Ben halledeceğim. Buyur koca reis. Sağ ol Rıza. Bak, darlanmayasın değil mi? Yok reisim. Yeter ki senin işin hallolsun ya. Sağ ol Rıza, sağ ol. Hadi hayırlı işler. Sen de sağ ol koca reis. Bak bir haftaya getir hocama. Ya sen ihtiyarladık ki daha pimpirikli olmuşsun. Hadi git ya. Sağ ol. Hoş geldin koca reis. Buyur otur. Gerek yok. Yunus'un borcu varmış sana. 12.000 var. Say. 30.000'den düş. Reis. Düşeyim de Yunus'un borcu 30.000 değil. Nasıl değil? 30.000 dedi o. Yanlış söylemiştir. Ne kadar? 250.000. Ne? Nasıl? 250.000? Yunus'un ha? Yunus'un reis. Olamaz. Nereden çıktı bu? Sen borç ver reis, biz Yunus'la hallettik bu meseleyi. Nasıl hallettin Yunus? 250.000 ya! Ne dediğini biliyor musun sen? Nasıl hallettin Yunus? Reis. Söyle, söyle! Tekneye ipotek koyduk. Kim koyabilir benim tekneme ipoteği? Ne diyorsun sen? Ne diyor bu? Sen Yunus'a istersen sor reis. Tekne ipotekli. Nasıl ipotekli? Yarısı benim işte. Nasıl? Sen Yunus'a sor istersen reis. Nasıl? Kim? Yunus! Nasıl alırsın benim teknemi? Reis geç otur istersen. Ya bırak! Bırak! Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Amcam yok mu baba? Yok. Bak. Amca! Yunus! Neredesin ula? Yunus! Yunus! Battırdın ula bizi! Amca!
çıkardın Murat Tekton'u? İpotek ettin mi? Ettim baba. Bu senin suratına. Ulan nasıl yaptın bunu ha? Nasıl yaptın? Amca. Murat. Murat. Tamam amca dur. Veremezsin ulan benim teknemi. Veremezsin teknemi. Murat. Tamam amca bırak. Verme teknemi. Verme. Amca iyi misin? Abi. Amca tamam. İyi misin amca? Yunus bir ambulans çağır çabuk. Abi. Abi. Amca. Yunus. Taksi çağır bir şey yap. Ne teknemi bu? Verme teknemi. Söz ver bana, söz ver. Söz amca, söz. Söz amca, vermeyeceğim. Amca! Amca iyi misin? Hastanın durumu kritik. Beyninin bir bölümünde kanama var, uyutuyoruz. Kanama stabil olana kadar da uyutacağız. Şimdilik yapacak bir şey yok. Bekleyecek miyiz yani? Evet, maalesef. Peki, görebilir miyiz? Sadece bir kişi. Buyur. Yenge sen gir. Ne olacak şimdi? Yunus'un elini çekeceğim tekneden. Ya ne olacak peki? Ben çıkacağım. Nereye çıkıyorsun baba? Sen de hastasın. Amcamın halini görüyorsun bir de sen mi? Bir şey olmaz bana. Katiyen çıkamaz. Çıkarım, bal gibi çıkarım. Hayır baba, çıkamazsın. Çıkarım. Çıkacağım. Çıkmayayım da Yunus'a mı teslim edeyim tekneyi? Tamamını kaybetsin, öyle mi? Yunus da çıkmayacak. Ben çıkacağım. Olmaz öyle şey. Çıkamazsın. Baba, sen hastasın. Amcamın durumu belli. Ya sana da bir şey olursa? Ben varım. Ben çıkacağım. Hayır, çıkamaz. Boşuna mı okuttuk seni Amerikalarda? Boşuna mı bunca yıldır hasretlik çektik? Kuruş kuruş harcadık paramızı. Neden? Sen bizim çektiklerimizi çekme diye. Hayır baba, ben çıkacağım. Sen çıkamazsın. Hayır, çıkmayacaksın. Ben ne diysem o. Sen denize çıktığında biz neler çekiyorduk biliyor musun baba? Pencerenin önünden ayrılmıyorduk. Bir tane dal oynasa fırtına koptu diyorduk. Denize gittiğinde haftalarca, aylarca gelmiyorduk. Nasıl özlüyorduk seni? Yatağa yattığımızda dua ediyorduk inşallah başına bir şey gelmemiştir diye. O denize gittiğinde sen baba, ben o denizden de, balıklardan da nefret ediyordum.
Kokusundan bile nefret ediyordum balıkların. Niye biliyor musun? Çünkü o deniz, o balıklar seni bizden alıyordu baba. Anladın mı? Seni bizden alıyordu. İşte bunlar yüzünden sen gidemezsin. Sen çıkamazsın baba. Evet baba, çıkmayacaksın. Ben bu evin de reisiyim. Ben ne diysem o olacak, anladınız mı? Çıkmayacaksın baba. Bana karşı mı geliyorsun? Amcama söz verdim. Nasılsın baba? İnsan bir yaştan sonra ne eline hakim oluyor ne diline. Çekinmez bir insan oluyor. Yok baba yok. Öyle olmuyor bence. Nasıl oluyor? Bunca sene yolunu gözledik. Özledim. Özledim. Şu yaptığım iş. Ben de özledim baba. İnsan bazen babasının her şeyini özlüyor. Çok acıdı mı? Yok baba. İyi geldi. Kusuruna bakma artık sen babanın. Merak etme. Şu işleri halledeyim, bırakacağım tekneyi. Allah yolunu açık etsin. Amcanı da merak etme. Toparlar, toparlar. Biliyorum toparlayacağını. Sen de kendini üzme. Tamam mı? Kuvvet ver, yollarını açık tut. Fırtınadan, beladan koru. Avlarını bol et. Merak etme sen anne. Ben onları denizcilerin koruyucularına emanet ettim. Telli babayla Yuşa'da da yanlarında onlar. Geniş saralım. Tamam. Tamam.
Çeksin mantarı. Çek mantarı, çek. Bana bak. Sence bu reis bu işi başarabilecek mi? Ha? Ne dersin? Yok be, nerede başaracak? Bu ağlar kesin boş çıkacak abi. Yok. Vallahi bence de buradan balık balık çıkmaz. Boşuna çekiyoruz. Babam. Canım babam. Ne olur affet beni. Ben böyle olsun istemedim. Ben sadece hayatımda bir kerecik olsun beni sevmeni istedim. Azıcık bile olsa benimle gurur duymanı istedim. Ben hep bir aferin için uğraştım baba. Ama olmadı. Murat. Değil mi? O hep benden daha iyi oldu. Hep Murat'ı benden üstün tuttun. Sonunda da yüzüğü ona verdin. Keşke bir kerecik olsun bana aferin deseydin be baba. Ben belki o zaman daha iyisini yapabilirdim. Biliyor musun sen bana kızsan da, bana sövsen de... ...ben seni hep sevdim. Gerçi bunu söylemeyi de beceremedim. Ama şimdi sana bir söz vereceğim babam. Buradan çıkıp iyileştiğinde... Bambaşka bir Yunus olacağım. O gözlerini açtığında bambaşka bir Yunus göreceksin. Bu yüzden sakın ölme. Duyuyor musun beni? Sakın. Affet beni koca reis. Affet. Teknesi. Anonsunuzu aldım. Nedir durumunuz? Mayday, mayday. Burası gül teknesi.
Yül teknesi, konumunuz nedir? Çek, 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 kaçmasın. Çocuklar ekmek bekliyor, hadi. Ağları tekneye almamız kaç dakika sürer? 20-25 dakikayız. Acil yardım çağrısı var. Çabuk botu yanaştırın, çabuk. Botçu, botçu. Botçu İdris, yanaş, reis istiyor. Çalışmıyor. Arıza yaptı gene bu. Çek maşallah. Çek Allah aşkına. Bot nerede? Çek. Çalışmıyor reis. Bot yine arıza yapmış. Şuvara bak şuvara. Maşallah. Bırakın ağları. Bırakın. Ağları mı bırakalım? Nasıl ya? Balıklar denize mi? Acil yardım çağrısı var. Bırakın ağları. Bırakın. Yapma reis. 20 dakikada alırız tekneye. Ne zamandır yok mu balık? Hep o kadar tekne var. Başkası gitsin. Arkadaşlar. İnsan hayatı daha önemli. En yakın biziz. Başka tekne yok. Bırakın ağları. Bir şey olmaz, kurtulur reis. Nereden biliyorsun bir şey olmayacağını? Ha? Nereden? Bırakın ağları. Bırakın. Boş ol! Boş ol! Boş ol! İnsan hayatı daha önemli. Bunu bana amcam öğretti. Siz de öğreneceksiniz. Hadi. Yaşıyor mu kaptan? Durum nasıl, değil mi?